Sıkıldık, öğrenci olarak bıktık yani. Stres altındayız. Geçmiş bayram kutlama gibi bir alışkanlığımız var. Onu da yaparlarsa hiçbir esprisi olmayacak bu 17 gün, 18 günün. Psikolojik olarak da çökmüş durumdayız ayrıca. Beklenen tam kapanma kararı alındı. Perşembe günü itibariyle 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bakalım Kayseri halkı bu konuyla alakalı neler düşünüyor? Yani ben de gerekli olduğunu düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum, çünkü vaka sayıları çok yüksek. Devletin de böyle bir karar aldığına göre buna gerek olduğunu, gerek gördüklerini düşünüyorum. Evde ne yapacağız? Ev hanımıyım. Temizlik yapacağız, ev boyatmayı planlıyoruz. Hani bir aktivite olsun diye çocuklar evde, çocuklarla vakit geçireceğiz. Öyle yani, gerek olmasaydı bence bu karar alınmazdı. Bence gerek olduğunu düşünüyorum. Güzel, bizim için güzel. Hele ki özellikle bu Kayseri için daha iyi. Çünkü bazı arkadaşları görüyoruz yani tamamen yani kurallara uymuyorlar. Bu yani kapalı en son yani çare oldu. Çünkü artık hastanelerimizde yani hiçbir yer kalmadı. Çünkü artık zorluk çekmek zorundalar. Yani bunu kendi elleriyle yaptılar. Biraz daha gayret etselerdi bu duruma gelmezdik zaten. Bunun için de artık yani en güzeli yani yapacak başka çare yok. 17 gün evde zaten ben sağlık çalışanı olduğum için benim vaktim yok. O yüzden biz hep hastanede geçiriyoruz günleri. Bu şekilde yani değerlendiriyoruz. Çünkü çocuklarımızda bile zamanımız yok bizim, biliyorsunuz. Bu şekilde yani. Teşekkür ederiz. Benim demek istediğim şu. Yani sağlık çalışanı olarak söylemiyorum. Bunu insan olarak, vatandaş olarak söylüyorum. Lütfen biraz dikkat etsinler. Mesafelere, kurallara uyarlarsa seviniriz yani bu konuda. Tam kapanma yerinde. Geç kalınmış bir karar hatta. Yani insanlarımızın daha çok duyarlı olması lazım. Daha çok sosyal mesafeye ve maskeye dikkat etmesi gerekiyor. Yani dikkat edilmediği zaman malum salgın ortada. Bu durumda kapanmaya gidiyoruz. Yani devlet olarak yapacak bir şey yok. İnsanların bilinçlenmesi gerekiyor bu konuda. Bu konuda biraz daha iyileştirmemiz lazım kendimizi. Çocuklarla vakit geçireceğim. Onun dışında zaten dönüşümlü olarak çalışacağız. Yeri gelecek işe gideceğiz, yeri gelecek evimize, çocuklarımıza, işimize vakit geçiririz. Gayet başarılı. Yoksa bu gidişle ülke bitecekti, mahvolacaktı. İyi oldu. 17 gün evde ne yapacaksınız? Oyun oynayacağım. Hep yaptığım gibi. Evdeydim zaten hep. Böyle. Uzaktan eğitime devam. Evet, devam. Ders çalışmayı düşünmüyoruz. Neden? Yani hiç çalışmadım. Şimdi çalışmayacağım. Böyle. Hiç memnun değilim. Yani bu hiç hoş değildi yani. Beğenmedik. Neden? Şöyle, birinci olarak yani zaten uzun süredir bu korona yüzünden içerideyiz. Sıkıldık, öğrenci olarak bıktık yani. Stres altındayız. O yüzden kapanmayı hoş bulmuyorum. Ama biz çalışacağız. Bizi etkileyen bir şey yok. Demir çelik sektörü olduğu için. Esnaf için zor bir şey tabii. Allah yardım etsin. Evde olanlara da Allah sabır versin. Tabii evden çıktıktan sonra bizde bir de şöyle alışkanlık var. Bayram ertesi. Geçmiş bayram kutlama gibi bir alışkanlığımız var. Onu da yaparlarsa hiçbir esprisi olmayacak bu 17 gün, 18 günün. Esnafın vay haline diyorum ya. Esnaf sıkıntıda yani. Saçma bir şey, nasıl saçma bir şey? Yani fabrikalar kapanmıyor. Fabrikaların çalışanları evine gidiyor, geliyor. Fabrikada ne varsa alıyor, evine götürüyor, getiriyor. Ama küçük esnaf bu şeyden, nimetten faydalanamıyor. Yanlış bir karar bence yani. Esnafı da tamamen herkes kapanacak ki tamamen bitsin bu. Bence dediğim gibi daha önce olması gerekiyordu. Çok geç kalındı. Herkes çok muzdarip bu durumdan zaten. Biz de öyle. Özellikle benim sektörüm, yemek sektörü durmuş durumda. 21 gün evde ne yapacağız? Annem var, onunla ilgileneceğim. Kitap okuyacağım. Orucumu tutacağım. Bakalım bayram sonrası hayırlısı olur inşallah. Yani daha önce olsaydı böyle uzun bir süreli kapanma bu kadar insanlar perişan olmazdı bence. Gerçekten halk kanı ağlıyor bana göre. İş sektörü, kafeler, her yer ya her açıdan yani psikolojik olarak da çökmüş durumdayız ayrıca. Allah sonumuzu hayır etsin inşallah.